Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son evet, font awesome iş demiştik. Bu dersimizde ise Bootstrap'ta form yapısını işleyeceğiz. Form yapısı evet şurada görmüş olduğunuz gibi Bootstrap'ta hazır şekillenmiş formlar mevcut. Güzel bir şekilde gruplanmış, toplanmış bir form yapısı mevcut Bootstrap'ın. Bunu kullanarak form oluşturacağız. İsterseniz ilk öncelikle ilk formumuzu oluşturalım. Buraya gelip form oluşturmak için form diyorum ve role diyorum. Tabii ki de form dedikten sonra buraya bir adet form oluşturuyorum. Input type text diyorum. Ve sayfamı yeniliyorum. Form geldi ama istediğim gibi gelmedi. Bunun şekillenmiş halini nasıl elde edebilirim? Yani şurada görmüş olduğumuz gibi. Bunu ise class atayarak elde edebiliriz. Class diyorum. Form control dedim. Formum geldi. Form çok büyük. Yani ekranı tamamıyla kapladı. Ben bunu container içerisine alarak şöyle ne yapıyorum? Daha şekillendirecek hale getiriyorum. Form geldi. Buraya gelip bir de label at soyad diyorum. At soyad kısmı olsun. Bir de daha oluşturuyorum. Buraya da gelip email diyebilirim. Bakın görmüş olduğunuz gibi formumuz geldi. Lakin birbirine çok yapışık. Şöyle de göreceğiniz gibi responsive bir form bu arada. Tabi bu Bootstrap'ta her şey responsive olduğu için. Çok yapışık olduğu için biz bu form gruplarını, form ögelerini gruplamak için form şöyle yapayım. Buraya gelip form grup diyoruz. Bu arada mouse'umda problem var. Çok yavaş hareket ettiği için. Özür diliyorum arkadaşlar. Evet. Bir dakikanızı alacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu sorunu çözüp hemen geliyorum. Pek değişen bir şey olmadı ama yine de devam edelim. Ne yapmıştık? Form grup içerisine almıştık. Bunu da form grup içerisine alacağım. Form grup içerisine alıyorum. Şöyle grup içerisine alıyorum. Şöyle inceleyelim. Bakın aradaki boşluk ne oldu? Kalktı arkadaşlar. Başka ne gösterebilirim? Daha önce dediğim gibi label class sr only diyebilirim. Yani label'ı gösterme diyebilirim. Label'ı pasif yapacaktır sr only komutu. Bunun dışında forma şöyle bir şey yapabiliriz. Placeholder özelliğiyle at soyad diyebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi yazdığımda gidiyor. Peki ben bu formun bu kadar geniş olmasını istemiyorum. Genişliği arkasında hem yükseklik hem genişlik. Peki yüksekliğini nasıl ayarlayabilirim? Yüksekliğini ayarlayabilmek için class'a geliyorum. Önce input small diyorum.
small yapma bu küçülecektir. Görmüş olduğunuz gibi. Peki büyük yapmak istiyorsam, örneğin large yapmak istiyorsam buraya gelip large yazma yeterlidir. Bunu da bu sayfasından görebiliriz. Buradan sizing input LG, input small görmüş olduğunuz gibi mevcut. Peki ben dediğim gibi şöyle, hatta şurada halde, evet şurada küçük olması istiyorum. Bakın burada da class yazılmış zaten. Ya da şu kadar büyük olması istiyorum ya da bu kadar büyük olması istiyorum. Bunun için ne yapacağım? Bunun için tabii ki de grid sistemden yararlanacağım. Hani call md 2 olsun istiyorum. Çok büyük olsun istemiyorum. Tabii bunu label'a değil. Pardon, bu zaten label değil. Bunu tabii bir div içerisine almalıyız. Div class call md2 diyorum. Div diyorum. Görmüş olduğunuz gibi geldi. Bayağı küçük. Zaten böyle olması gerekiyor. Bunun dışında gösterebileceğim başka ne olabilir? Checkbox, radyo buton, submit buton ve diğer butonları göstereceğim ve tabi form hizalama. Düzenli bir form yapısı nasıl yapılır bunu da görelim istiyorsanız. Ben dediğim gibi buraya gelip bir de class vermek istiyorum. Form horizontal demek istiyorum ki aşağı insin yanına. Şurada bir problemimiz var. Ad soyad tamam. Tabi buna da gelip class dersek call md1 tabi bunun bir div olması lazım. Buraya gelip buna da div diyorum. Arkadaşlar bir saniye. Evet böyle yaptığımızda yanına gelecektir. Evet şurada boşluğu bırakmadık. Çok yavaş dedim, farkındayım. İsterseniz hızlandıralım ve yeni bir form yapısı oluşturalım arkadaşlar. Baştan yanına hizalı bir şekilde bunu yapalım. İlk öncelikle bir konteyner içerisine alıyorum. Hepsi olsanasını istiyorum. Konteyner içerisine aldım. Böyle yaparak daha güzel bir form oluşturabiliriz ve daha güzel öğrenebiliriz. Konteyner içerisine aldıktan sonra buraya gelip page header diyorum. H1 üye kayıt formu diyorum başta. Şöyle üye kayıt formu. İlk öncelikle ben ne oluşturacağım? Burada bir form grup oluşturuyorum. Ve bu form grup içerisinde ilk öncelikle yanına koyacağım. Yanına koymadan önce ilk öncelikle bir görev label diyorum. At soyad diyorum. At soyad. Daha sonra buraya gelip input type text diyorum. Ve buraya gelip class form control diyorum. Formumu oluşturdum. Görmüş olduğunuz gibi geldi. Ben böyle olmasını istemiyorum. İkisinin de yanına gelmesini istiyorum. Ve şu formun küçülmesini istiyorum. O yüzden az önce göstermiş olduğum gibi grid sistem yapısından faydalanacağız. Div diyorum. Class bu call md2 olsun. Div. Tamam. Şimdi buna da aynı şeyi yapalım. Div class call md6 olsun. Bu kadar büyük olması da gerek yok. Evet. Görmüş olduğunuz gibi yan yana geldi. Ben şu label'da şöyle bir şey istiyorum. Şu label biraz hizalı olsun. Bunu istiyorum. Hatta şuna gelip bir de diyebilirmişiz. Bir çok küçük oldu. Evet. Bu label'ın hizalı olması istiyorum. Buraya gelip class control label diyorum. Label dedikten sonra hizalanmadığını göreceksiniz. Neden? Bakalım. Tabii biz bunu bir form içerisine almadık. Form
Hala düzelmediğini göreceksiniz. Çünkü burada formun özelliklerinden bölümün form yapının bununla alakası yok. Ve class tanımı bölüm. Horizontal dediğimde form horizontal dediğimi istediğimiz yapıya ulaşacak dedik. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Buraya gelip dediğim gibi bir yapsak. İkiye 4 yapalım bölüm. Daha küçük olsun. 8 yapalım. Bu da çok büyük oldu. Evet. 4 iyidir. İsterseniz at saatten sonra bir form grup daha oluşturuyorum. Form grup dedim. Call MD yine 2 sütunluk bir grid sistem yapısı oluşturuyorum ve label class control label diyorum. Bu ise email adresiniz olsun. Call MD 4 diyorum. Şunu alt yapalım. Alt yapalım. Input type text. Text dedikten sonra class form kontrol diyorum. Görmüş olduğunuz gibi yanına gelmiş bulunmakta. Hizalı bir şekilde güzel sıralanmış bir şekilde. Bunun dışında böyle bir form oluşturabileceğimiz gibi pasif bir form da oluşturabiliriz. Bunu da görelim. Hemen şuradan bir form grup daha oluşturuyorum. Call MD2 label class form control. Bunu da görelim diyorum. Form control dedikten sonra buraya ne diyebiliriz? Kullanıcı adı diyorum. 4 sütunluk sütunuma, 4 satırlık sütunuma buraya gelip tabi input oluşturalım. Input bunun özelliğini disabled diyorum. Şöyle. Tabi class vermedik biz buna. Class form control dedim. Görmüş olduğunuz gibi istediğim gibi geldi. Tabi 6 yapmıştık biz bunu. 6. Niye böyle oldu? Bu label kontrol label daha doğrusu kontrol label olmalı. Evet, formu da geldi. Bunun dışında radyo butonlar da oluşturabiliriz ya da checkbox. Bunu da görelim. Hemen bir form grup daha oluşturuyorum. Form grup dedim. Gelip iki satırlık sütunumu oluşturuyorum. Call MD2 label control label diyorum. Buraya gelip hobileriniz diyebilirim. Hobileriniz dedim. Pardon, daha oluşturmadık. Buraya gelip call MD6 diyorum. Buraya gelip bir label daha içerisinde oluşturacağımı ve diyeceğim ki buna checkbox inline. Checkbox inline dedikten sonra buraya gelip input checkbox diyorum. Buraya gelip müzik diyorum. Label'ı kopyalıyorum. Müzik sanat bir kez daha spor ve bilgisayar diyorum ya da bilişim teknoloji fark etmez. Görmüş olduğunuz gibi checkbox'larımıza geldi istediğimiz şekilde. Bunun dışında bir de radyo butonu oluşturabiliriz. Bunu da oluşturalım ve onu da bir form
grup içerisine alıyorum. Form grup içerisine aldıktan sonra buraya gelip call ends bir sistem yapımı oluşturuyorum. Şöyle. Tabii biz grid sistem yapısını daha görmediğimiz için size yabancı gelebilir. Bunu bir sonraki ders ya da ondan sonraki derste gösterebilirim. Table'dan aldıktan sonra. Onu izledikten sonra da bu derse geçebilirsiniz. Fark etmez. Ekstra bir şey anlatmadım üzerine. Buraya gelip diyorum ki label buraya gelip kontrol label diyorum. Buna da cinsiyet diyebilirim herhalde. Cinsiyet. Bir ızgara daha oluşturuyorum. Alt üstlülük. Bu neyse label. Bunun klası ise checkbox değil. Tabii ki radio inline olacak. Input type radio. By. Buna ise gelip bayan diyorum. Tabii radyonun özelliği ikisini birden seçememiz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Evet, ikisini seçtik. Neden? Çünkü isim vermedik galiba. Evet, name. İkisine de aynı ismi verirsek cinsiyet diye bu sorun da ortadan kalkacaktır. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir tane seçebiliyoruz. İsterseniz bir de select option kutuları oluşturalım. Hemen onu da yapalım. Form group diyelim. Call md2 buraya gelip label control label diyelim. Buraya gelip şehir seçiniz diyebilirim herhalde. Şehir seçiniz. Daha sonra bir adet daha oluşturuyorum. Call md6 ve buraya gelip select class. Buna da form kontrol diyorum. Ekstra bir şey yok bunda. Buraya gelip option Adana bunu nereden açtığımı da bilmiyorum. Bir dakika bunu kapatıp geliyorum. Hey Allah'ım ya bu ne? Evet, escape'le çıktım. Nasıl açtım da bilmiyorum bunu gerçekten. Şöyle kopyalıyorum, inanmıyorum ya. Hayır. Neyse, bunu şöyle kopyalayacağım mecbur. Adana. Adana. Adıyaman. Antalya. Ankara. Ve şöyle bir kez daha kopyalayayım. Adana, Adana, Adıyaman, Antalya, Ankara. Bu da İstanbul olsun. Şöyle geldiğimde göreceksiniz ki geldi. Selektimiz. Bu işlemden sonra benim bir de şöyle bir şey daha yapmam lazım. Şöyle bir şey yaparsam güzel olacak. Option bir şehir seçiniz dediğimde seçili gelecek. Bir de onu şey yapacağım, disabled yapacağım ama seçili gelmeyecek büyük ihtimal disabled olduğu için. Onu sana şöyle yapabiliriz, select diyerek onu da seçili hale getirebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi. Başka ne yapabilirim burada ben?
Bir de bizim tabii ki de text array'miz mevcut form yapılarında. Form group call 2 label class mesajınız diyelim. Hayır. Control label diyelim. Mesajımızı buraya yazacağız. Diğer yapımda oluşturuyorum. Call MD 6 ile anılmıyorsam. 4 müydü? 6'ymış. Buraya da gelip text araya buna da form kontrol diyorum. Şu gereksiz satıları siliyorum. Name'i bile siliyorum. Class yeterli bana. Şöyle yenilediğimde görmüş olduğunuz gibi bir size mevcut. Bunu istemiyorum. O yüzden gelip bir araya bir class daha oluşturdum araya. Text araya dedim. Evet, daha önce oluşturmuşum. Text araya resize none dediğimde bundan kurtulacağım. Hatta bir de height'ını 200 piksel dersem. Piksel dediğim iyi olmadı. Tıl diyorum. Evet. Şunu 200 yapalım. Çok büyük oldu. Evet, böyle iyidir. Böyle bile çok aslında. 150 diyorum. Ya da direkt 100 diyeyim. Bir öncekinden de fark kaldı ki şimdi. Tamam. 150. Şimdi ise geriye ne kaldı arkadaşlar? Bakacağım burada. Input type text oluşturduk. Buton kaldı. Butonu yapacağız zaten. Benim anlamadığım bir şey kalmadı sanırım. Multiple select oluşturmamışız. Ona gerek yok aslında. Onu nasıl multiple yapabiliriz onu görelim. Buraya gelip multiple diyoruz sadece. Multiple dediğimde görmüş olduğunuz gibi böyle seçebiliyoruz ama buraya gelip onu da yapalım. Her şeyi tam yapmış olalım. Arkadaşlar buraya gelip form bulup diyorum. Call 2 buraya da gelip tabii ki de label'ımızı oluşturacağım. Control label hangi takımdasınız? Birden fazla takım seçilebilir. Multiple'ın özelliği zaten birden fazla seçebilmek. Call MD6 select diyorum. For control diyorum. Şuraya gelip multiple diyorum. Option Fenerbahçe. Yine bu geldi. Control Shift'lerin özelliği yenilenen satırları tekrarlaması. Yani bunun bir kopyasını oluşturmak istediğimde Control Shift'le yapıyorum ama şu programcık yüzünden, Camtasia yüzünden başka bir kısa olarak tanıdığı için bunu gerçekleştiremiyorum arkadaşlar. O yüzden şöyle bunu ben kopyalayacağım. Ay Beşiktaş Trabzonspor ve de son şampiyon olmasa da şampiyon olan bu skoru yazalım. O da geldi görmüş olduğunuz gibi. Bakın bir daha fazla seçim yapabiliyoruz. Son olarak ise şunu göstereyim bu arada. Dediğim gibi responsive. Bakın şu üst üste gelecek
tam küçülttüğünde şöyle bir yapı alacak. Güzel bir model altında. Güzel bir tasarım. Şöyle. Son olarak ise butonumuzu oluşturalım. Ve bu dersi burada bitirelim. Onu da fan grup içerisinde alacağım. Call. Şu satıra hiçbir şey yazmayacağım. Orası boş kalacak ama şu satıra Submit buton oluşturacağım. Input Submit buton BTN BTN Default BTN Small diyorum. Ve Kayyol diyorum. Yemin edin mi? Görmüş olsun bir geldi. Bir de temizle buton oluşturacağım. Onun için ise Input Submit Value temizde olan burada BTN yani BTN info BTN small diyorum. Şöyle yeterlidir. Temizle butonu da geldi. Tabi buna bir submit değil de bunun ne olması gerekiyordu? Reset olması gerekiyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Tabi bir şey almadık. Evet çalışıyor. Formumuz gayet hoş oldu bence. Tam dolduralım. Bu arada benim e-mail adresim bana buradan ulaşabilirsiniz. Ya da Facebook account'ıma benim iletişime geçebilirsiniz. Tabii ki de özür diliyorum. Kaydoldu. Bir de bir işlem olmayacak tabii. Son olarak bir şey daha gireceğim arkadaşlar. Bilgi kutucuğu, yani bilgi kutucuğu custom şu ben P içerisine mesajınız gönderilmişti. En kısa zamanda cevaplanacaktır. Geri dönüş için teşekkürler. Teşekkürler diyorum. Bu da böyle bir yapı. Evet, görmüş olduğunuz gibi. Formumuz bundan ibaret. Beni istemeden takip edebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Evet, screen'lar.